Merhaba arkadaşlar, bu videoda sınavda sorulan soruların çözümlerini göstereceğiz. İlk sorumuza baktığımızda aşağıdaki devrenin küçük sinyal gerilim kazancını bulunuz. Ve iki farklı parametrelere göre bu gerilim kazancının elde edilmesi isteniyor. Birinci grup 1 olarak isimlendirelim burayı. Burayı da grup 2 olarak isimlendirelim. Yani birinci grupta Kp 1 mA bölü volt kare olarak verilmiş. Threshold gerilimi eksi 1 volt. Lambda da 0 olarak belirtilmiş. İkinci grubun sorusunda ise Kp 1 mA bölü volt kare. Bu sefer threshold gerilimi eksi 0.5 volt olarak belirtilmiş ve lambda yine 0 olarak verilmiştir. Bu iki farklı parametreler için küçük sinyal gerilim kazancının kaç olduğu istenmektedir soruda. Devremize baktığımızda burada bir transistörümüz bulunmaktadır. Buraya giriş gerilimi uygulanıyor ve buradan da çıkış alınmaktadır. Buradaki devreyi çözümleyebilmemiz için buradaki transistörün türünü bilmemiz gerekiyor. Buradaki transistöre baktığımızda bu bir MOSFET'tir ve aynı zamanda P kanal depletion type bir MOSFET'tir. Burada P kanal olduğunu, akımın yönünün içeri doğru olmasından dolayı P kanal olduğunu anlamaktayız. Öncelikle küçük sinyal gerilim kazancını bulabilmemiz için devrenin DC analizini yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla devrenin DC analizini yaptığımızda AC sinyalleri ve kapasitörleri kısa devre olarak yapmaktayız. AC sinyalleri kısa devre, kapasitörleri de açık devre yapıyorduk. Dolayısıyla devrenin DC analiz devresini çizdiğimizde şu şekilde bir devre olacak. Burada da gerilim kaynağımız. Şurası 5 volt. Direncin değeri 4 kilo ohm. Buradaki gerilimimiz de 3.3 volt olarak verilmiş. Baktığımızda devremizde burası gate ucu. Burası source. Burası da transistörün drain ucunu göstermektedir. Akımın ok işaretinin olduğu yer source ucuydu. Dolayısıyla burası source ucudur. Buradaki devreyi devre analiz yöntemini kullanarak transistörün çalışma noktasındaki değerlerini birinci ve ikinci grup için elde edeceğiz. Devremize baktığımızda devrenin DC analiz modeli bu şekildedir. P kanal olduğundan dolayı ve source drain gerilimi olacak. Yani V source drain'in çalışma noktasındaki V, S, D, Q şeklinde ifade edilir. Buradaki gerilimi bulup daha sonra AC analizi yaparken bu değeri kullanacağız. Baktığımızda source ile drain gerilimi arasındaki gerilimi buradaki iki uç arasındaki potansiyel farkıdır. Buradaki potansiyelin gerilimi 5 volt. Buradaki potansiyelin gerilimi de 3.3 volt. Yani gate ucunun gerilimi 3.3 volt. Source geriliminin değeri de 5 volt olduğu için ve source drain gerilimi 5-3.3'ten 1.7 volt olarak elde edilir. Yani DC analizini yaptığımızda source drain arasındaki gerilimi 1.7 volt olarak elde ederiz. Daha sonra drain akımını, yani çalışma noktasındaki drain akımını bulmamız gerekmektedir. Drain akımını bulurken I drain saturasyon noktasındaki akımı
Kp çarpı V source drain artı V threshold'un karesi şeklinde ifade edilmekteydi. Burada source drain gerilimi birinci ve ikinci grup için aynı gerilim seviyesine sahip olacaktır. Çünkü source drain gerilimi parametrelere bağlı bir değer değildir burada. Baktığımızda drain akımı ise Kp ve threshold gerilimine bağlı olduğu için grup 1 ve grup 2 için ayrı ayrı hesaplanacak. Birinci grup için Kp değeri 1 miliamper bölü volt kare olarak verilmiş. Threshold da eksi 1 volt olarak verilmiş. Dolayısıyla birinci grubun ID akımını burada 1 miliamper 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten geliyor. Çarpı source drain gerilimi her ikisi için aynı 1.7 artı 1. Grup 1 için VT eksi 1 volt olarak verilmiş. Dolayısıyla eksi 1'in karesi olacak. Buradan birinci grubun drain akımını çarptığımızda 0.25 miliamper olarak elde edilir. İkinci grup için ise ikinci grubunkini de buraya çözelim. İkinci grupta Kp değeri aynı 1 miliamper bölü volt kare ama threshold gerilimi eksi 0.5 volt olarak verilmiş. Parametre yerine kattığımızda benzer şekilde Kp 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı ve source drain 1.7 eksi 0.5'in karesi. Buradan drain akımını parametreleri yerine katıp işlemi yaptıktan sonra 1.44 miliamper olarak elde ederiz. Devrenin DC analizini yaptıktan sonra AC analizini yapıp gerilim kazancını kolaylıkla elde edebiliriz. Öncelikle transistörün eşdeğer modelini burada çizelim. Pi kanal transistörün. Şurası gate ucu. Burada bağımlı akım kaynağı değeri GM ve source gate çalışma noktasındaki değeri. Burası RD. Şurası drain ucu. Şurası source ucu, şurası gate ucu. Buradaki eşdeğer devre modelini yani pi kanal devre modelini devrede yerine katıp AC analizini yapacağız. AC analizini yaparken DC kaynakları kısa devre kapasitörleri de benzer şekilde kısa devre yaparak analizini yapıyoruz. Devremize baktığımızda buradaki devrede buradaki 3.3 volt kısa devre olacak ve 5 volt kısa devre yapılacak ve buradaki transistörün yerine az önceki çizdiğimiz eşdeğer model monte edilerek devrenin AC eşdeğer devresi elde edilecek ve giriş ve çıkış sinyalleri arasındaki oranla da gerilim kazancını elde edeceğiz. Devreyi buraya çizecek olursak, devre AC analizi yapılırken şu şekilde Vin, şurası toprak olacak. Buradaki DC kaynak kısa devre yapılmış. Benzer şekilde burada 5 voltluk bir kaynak olduğu için burası toprak olarak görülecek. Ve buradaki direncimiz.
Bu da R'de. Yani 4 kilo ohm olarak soruda verilmişti. Bizden şurada V out çıkışı var. Bizden gerilim kazancını, yani V out bölü VI'nin ne olduğunu sormakta soruda. Burada transistörün yerine burası gate, burası source, burası da drain ucu. Buradaki eşdeğer devreye gelip buradaki transistörün yerine kattığımızda eşdeğer devremizi şu şekilde elde ederiz. Şuraya giriş gerilimi, yani VIN olarak belirtebiliriz. Yani şuraya VIN olarak isimlendirelim. Aynı zamanda burası gate ucu. Burası source. Şurası da drain ucu. Zaten şurası küçük R'de, burası R'de. Şuradaki direncimizin değeri. Ve şurası da V out. Şuradaki direnç üzerinden alınan çıkış gerilimi. Buradaki akımımızın değeri V, S, G şeklindeydi. Şimdi buradaki parametrelerden GM'yi ve RD'yi elde edeceğiz. Az önceki DC analizden GM ve RD'yi elde edeceğiz. Çünkü buradaki GM ve buradaki değer bilinmeyenler. Bunları DC analizi yaptığımız parametrelerle elde edebiliyorduk. P kanal MOSFET için GM değerini elde etmek için GM formülümüz eşittir 2KP VSGQ değeri artı VT şeklinde ifade edilmekteydi. Burada iki farklı grup için KP değerleri aynı ama threshold gerilimleri farklı olduğu için her iki grup için de GM değerini ayrı ayrı hesaplayacağız. Benzer şekilde RD eşittir 1 bölü lambda IDQ şeklindeydi. Lambda değeri her iki soru için 0 olarak verildiği için buradan RD değeri her iki grubun sorularında 0 olacak. Dolayısıyla buradaki direnç olmayacak ve burası açık devre olacak. Devremizin basitleştirilmiş hali bu şekilde tekrar çizecek olursak burası VIN. Şurası source, gate, şurası ve out ve de burası RD. Çünkü RD'nin değeri 0 olduğu için son burası açık devre olarak karakteristik gösterecektir. Pardon, burası bu lambda 0 olduğu için RD değeri de sonsuz değere eşit olacaktır. 1 bölü 0'dan RD değeri sonsuz olarak olacak ve burası da açık devre olacak. Devremizi analiz ettiğimizde giriş gerilimi, baktığımızda giriş gerilimi şuradan buradaki gerilim VSG gerilimi, çıkış gerilimi de buradan geçen akım çarpı RD şeklinde. Dolayısıyla çıkış gerilimi eşittir GM ve SG, yani şuradaki akım çarpı buradaki direnç. Buraya düşen potansiyel çıkış gerilimine eşit oluyor. Benzer şekilde VIN gerilimi de baktığımızda burada eksi VSG'ye eşit. Buradaki iki değeri oranladığımızda buradaki iki değer bizlere gerilim kazancı değerini verecektir. Dolayısıyla gerilim kazancı ifademizi bu şekilde elde edeceğiz. VSG'ler sadeleşir. Burada eksi ifadesi yukarı alınır ve buradan
gerilim kazancımızı eksi gm rd şeklinde elde ederiz. Rd bilinen bir değer, gm ise DC analiziyle şuradaki formülü kullanarak her iki grup için ayrı ayrı elde edeceğiz. Formülü tekrar yazacak olursak gm eşittir 2kp vs gq artı vt. Birinci grup için gm değeri 2 çarpı 1 miliamper şeklindeydi. 10 üzeri eksi 3 çarpı VSG değeri 1.7. Her iki grup için 1.7. VT ise birinci grup için eksi 1 olarak verildiği için eksi 1 şeklinde. Dolayısıyla buradan GM değerini 1.4 olarak elde ederiz. Benzer çözümü grup 2 içinde yaptığımızda GM değeri eşittir. Burada VT eksi 0.5 olduğu için yerine kattığımızda GM değerini 2.4 olarak elde ederiz. Dolayısıyla burada AV kazancını grup 1 için AV eşittir eksi 1.4 çarpı 4'ten 4 kilo ohm, bu burası mili, şu şekilde ifade edelim. Burası mili amper bölü volt çarpı 4K'dan, buradan kilo ohmla miliamper birbirini nötr eder. Dolayısıyla birinci grupta gerilim kazancını eksi 5.6 olarak elde ederiz. Benzer çözümü diğer verilerle yaptığımızda AV'yi, yani gerilim kazancını eksi 2.4 çarpı 4'ten 9.6 eksi 9.6 olarak elde ederiz. Yani birinci grubun çözümü eksi 5.6, ikinci grupta ise eksi 9.6 olarak elde edilir. Evet, bir diğer sorumuz da buradaki gösterilen yine bir transistör devresinde DC çalışma noktasındaki baz akımı, kolektör akımı ve kolektör emitter gerilimlerinin hesaplanması istenmektedir. Aynı şekilde buradaki soruda iki farklı grup için verilmiş. Benzer şekilde buraya grup 1 ve grup 2 olarak isimlendirecek olursak grup 1'de VCC gerilimi 12 volt, base emitter'in 10 gerilimi, yani base emitter gerilimi transistöre baktığımızda şuradaki iki nokta arasındaki gerilimi göstermektedir. Base direnci, buradaki direnç her ikisi için 100 kilo ohm olarak verilmiş. RC, RL dirençleri de 2 kilo ohm olarak verilmiş. Beta değerleri birinci grup için 100, ikinci grup için 50 olarak verilmiş. Yani akım kazançları beta. Devrenin DC çalışma noktasındaki değerler istendiği için devrenin DC analizi istenmektedir. Dolayısıyla DC analizi yapılırken kapasitörler açık devre yapılıyordu. Yani şu şekilde yapacak olsak kapasitörler açık devre. Daha sonra devrenin DC analizi yapılarak çalışma noktalarındaki baz akımı, kolektör akımı ve kolektör emitter gerilimi, kolektör emitter gerilimi de burasıdır ve C, E şeklinde buradaki gerilimin hesaplanması istenmektedir. Öncelikle devrenin DC modelini çizelim. Devrenin DC modelinde kapasitörler açık devre yapılarak tekrardan çizilecektir. Dolayısıyla devreyi tekrar çizecek olursak
Buradaki kapasitörde açık devre olduğu için RL'nin DC analizde bir etkisi olmayacaktır. Şurası da 12 volt olacak. Şurası RC, şurası RB. Şurası da V base emitter şeklinde. Devreye baktığımızda biz akımını elde etmek için şuradaki döngüde bir Kirchhoff gerilim yasası uygulanıyor. Yani şuradaki gerilim eksi 12 şu şekilde bir akım döngüsü oluşturuluyor. Oluşturulan akım döngüsündeki denklemde eksi 12 artı buradan geçen RC üzerinden geçen akım kolektör akımı dolayısıyla IC çarpı RC. Daha sonra buradaki bu kol akımı RB direnci üzerinden geçiyor. RB de base'e bağlı olduğu için buradan geçecek akım da I base akımı olacaktır. Dolayısıyla artı IB RB. Daha sonra buradan VBE üzerinden geçiyor. Yani artı VBE transistör 10 konumdayken değeri eşittir 0. Kirchhoff'un gerilim yasasına göre buradaki değer 0'a eşit olacaktır. DC analiz yaparken base ile kolektör akımı arasında beta çarpanı ile bir bağlantı vardı. Dolayısıyla IC eşittir beta çarpı IB şeklindeydi. Buradaki kapasitör kolektör akımı yerine buradaki ifadeyi katarak ifademizi tekrardan yazacak olursak eksi 12 artı beta beta çarpı RC artı I base akımı RB artı VBE 10. VBE olarak ifade ediyoruz. Eşittir 0. Buradan bu denklemi revize edecek olursak yani şurayı IB parantezine alacağız ve buradaki değerleri eşitliğin sağ tarafına göndereceğiz. IB parantezine alacak olursak base akımı burada beta çarpı RC artı buradan RB direnci geliyor. Eşittir 12 volt eşitliğin sağ tarafına pozitif olarak geçer. Eksi VBE. Denklemimizi bu şekilde elde ettikten sonra her iki grubun parametrelerine göre buradaki devreyi çözümleyip base akımını elde edeceğiz. Öncelikle birinci grup ve ikinci grubun parametrelerini buraya yazacak olursak grup 1, şurası da grup 2 şeklinde yapalım. Birinci grup için beta değeri 100 olarak verilmiş ve BE de 0.7 olarak belirtilmiş. İkinci grupta beta 50 olarak verilmiş. VBE de 0.5 volt olarak verilmiş. Buradaki denklemde beta değerini ve VBE değerini yerine katacak olursak zaten denklemde RC RB bilinmektedir. Dolayısıyla tek bilinmeyen base akımı olacak. Birinci ve ikinci grup için base akımını kolaylıkla elde edeceğiz. Birinci grupta ve beta değerini ve BE değerini yerine katarak denklemi revize ettiğimizde I base çarpı
Beta değeri 100. 100 çarpı 2 kilo ohmdan 200K olarak olur. Burası da 100K idi. Yani burası toplamda 300K değerini alacak. Eşittir 12 eksi 0.7'den 12 eksi 0.7. Buradan base akımını 12 eksi 0.7 yani 11.3 bölü 300K değeri. Buradan base akımını mikroamper cinsinden istemiştik. Base akımını mikroamper cinsinden ifadeyi böldüğümüzde 37.66 mikroamper olarak elde edilir. Benzer denklemi ikinci grup için yaptığımızda base akımını çarpı, burada 50 katıyoruz. 50 çarpı 2K'dan 100K. 100K'da RB oluyor. 200K. Dolayısıyla çarpı 200K eşittir 12 eksi 0.5'ten 11.5 değeri gelir. Buradan base akımını 11.5 bölü 200K. Bu da mikroamper cinsinden istendiği için 11.5'i 200K'ya böldüğümüzde 57.50 mikroamper olarak elde edilir baz akımları. Baz akımının çalışma noktasındaki değerleri birinci ve ikinci grup için bu şekilde elde edilir. Yani birinci grup için 37.66, ikinci değişkenler için ise 57.50 mikroamper olarak elde edilir. Bir diğeri ise istenen IC yani kolektör akımının çalışma noktasındaki değeri, IC akımını beta çarpı IB şeklinde ifade etmiştik. Burada beta 100 değerine sahip. 100 çarpı 37.66 mikroamper. Kolektör akımı da miliamper cinsinden istenmiştir. Dolayısıyla kolektör akımını da 3.76 miliamper olarak elde ederiz. Soruda miliamper olarak istendiği için 3.76 miliamper olarak bulunuyor. Benzer çözümü buradaki grup içinde yaptığımızda kolektör akımı eşittir beta çarpı I bezden. Burada beta 50 olarak verilmiştir. Çarpı 57.50 mikroamper çarptığımızda 2.87 miliamper olarak elde edilir. Kolektör akımının birinci ve ikinci gruplar için çözümü de bu şekilde. Devrede bir diğer istenen ise kolektör emiter gerilimidir. Devreye tekrar dönecek olursak, buradaki devrede kolektör emiter gerilimini bulmak için, kolektör emiter gerilimi burası. Burada şu şekilde bir döngü oluşturuyoruz aşağı doğru. Buradaki döngünün denklemi de baktığımızda yine eksi 12 artı IC çarpı RC artı VCE eşittir 0. Burada kolektör akımını az önce elde ettik. RC direnci de 2 kilo ohm olarak verilmiş. Dolayısıyla bu denklemde değerleri yerine katıp kolektör emitter gerilimini kolaylıkla elde edebiliriz. Denklemi tekrar şuraya yazacak olursak, ikinci döngünün denklemi eksi 12 artı IC RC artı VCE eşittir 0. Her iki grup için kolektör akımı burada görüldüğü gibi elde edildi. Dolayısıyla birinci grupta yerine kattığımızda VCE eşittir 12 eksi kolektör akımı burada 3.76 mA çarpı
RC direnci de 2 kiloohm. Kiloohmla miliamper birbirini nötrleştirir. Dolayısıyla direkt 2 çarpı 2. Buradan birinci grup için VCE gerilimini 4.48 volt olarak elde ederiz. Benzer işlemi ikinci grup içinde yapacak olursak kolektör emitter gerilimi eşittir 12 eksi kolektör akım 2.87 çarpı 2'den kolektör emitter gerilimini 6.26 volt olarak elde ederiz. Bu şekilde birinci grup için base akımı birinci ve ikinci grup için burada elde ediliyor ve daha sonra beta yani akım kalıncı kullanılarak kolektör akımları elde edildikten sonra ikinci oluşturulan Kirchhoff'un gerilim loop'u ile kolektör emitter gerilimi birinci ve ikinci gruplar için bu şekilde bu soru için elde edilir. Bir diğer sorumuz da aşağıdaki gerilim çoklayıcı devresinde giriş gerilimi V in 40 sinüs WT ise A, B, B, C ve A, C gerilimlerinin kaç olduğu soruluyor. Gerilim çoklayıcılar hatırlayacak olursak aynı zamanda kenetleyici devrelerin bir türüydü. Burada gerilim, buradaki kapasitör pozitif devrede bu direnç öncelikle şu CB üzerindeki kapasitörün şarj durumunu inceleyecek olursak ve in gerilimi negatife düştüğünde kapasitör buradan 10 olacak ve buradan kapasitör şu şekilde şarj olacak. Ne zamana kadar şarj olacak? Ve in maksimum değerine ulaştığında ve in'in maksimum değeri baktığımızda 3 grup için, 1. grup için 40 verilmiş, 2. grup için 50, 3. grup için ise 60 olarak verilmiş. Yani V'in aslında şu şekilde ifade edecek olursak Vm sin Wt olarak ifade ederim ve kapasitör, şuradaki kapasitör artı eksi Vm'ye şarj olacaktır. Daha sonra B noktasındaki gerilim Vm artı Vin değerine ulaşacaktır. Yani şu B noktasındaki gerilim Vm artı Vin'e eşit olacak ve buradaki kapasitör 10 olacak ve buradaki kapasitör de şarj olmaya başlayacaktır. Ne zamana kadar şarj olacaktır? B noktasındaki gerilimin maksimumuna ulaşana kadar. B noktasının geriliminin maksimum değeri de 2 Vm olduğu için buradaki kapasitör de 2 Vm'ye kadar şarj olacaktır. Daha sonra buradaki noktada negatif burası Vin artı buradaki gerilimde eksi 2 Vm'den yani şurası Vm şurası da Vin olduğundan dolayı buradan daha sonra A noktasından şuradaki kapasitör şarj olacak. Yani 3. diyotta 10 konumunda olacak. A noktasından şuradaki kapasitör şarj olmaya başlayacak. Ne zamana kadar şarj olacak? Buradaki kapasitör ve buradaki kapasitörün değeri ve 2 Vm artı Vin'in maksimum değerine ulaşana kadar. Yani bu noktadaki gerilimde maksimum 3 Vm'ye kadar ulaşacaktır. Dolayısıyla bu A ve C noktasındaki değer de 3 Vm'ye kadar şarj olacaktır. Yani A, C noktası ve A, C eşittir 3 Vm'ye kadar şarj olacaktır. Dolayısıyla A, C noktalar arasındaki gerilim 3 Vm olduğu için A ve B noktasındaki gerilim de 2 Vm'ye kadar şarj olmuş olacak. Çünkü şuradaki B ve C uçları arasındaki gerilimde Vm olduğu için buradan AC'de 3 Vm olduğu için buradaki kapasitöre de artı eksi 2 Vm şeklinde şarj olacaktır. Dolayısıyla buradaki noktada aynı zamanda B noktasına eşit olduğu için A ve B noktalarda 2 Vm'ye şarj olmuş olacak. Dolayısıyla gerilim çoklayıcının özelliğine bakacak olursak kapasitörler sırasıyla önce
buradaki gerilimin maksimum değerine şarj olur. Daha sonra bu da 2 katına şarj olur. Ve şuradaki A noktasının C noktasına göre değeri de 3 katına kadar şarj olur. Ve bu şekilde çoklayıcı arttıkça kapasitörün ucundaki, buradaki noktadaki toplam gerilim arttırılmış olur. Dolayısıyla gerilim çoklama işlemi gerçekleşmiş olur. Özetleyecek olursak VBC gerilimimiz VM'ye şarj olacak ve AC 2-3 VM'ye, yani VM burada, buradaki maksimum değeri. Dolayısıyla VABD 2 VM şeklinde olacaktır. 40 sinüs için, yani 40 sin WT için VM 40, yani VBC 40 olacak. VAC 3 katı 120 volta eşit olacak. VABD 2 katı, yani 80'e eşit olacak. Eğer ki 50 sinüs olmuş olsaydı ve şurayı da 60 sinüs olarak yapalım. Buradaki değer 50 volt olacak. 3 katı 150 volt olacak. 2 katı 100 volt olacak. 60'da ise yine burası 60 volt olacak. AC gerilimi 3 katı 180 volt ve AB gerilimi 2 katı, yani 120 volt olarak elde edilecek. Bu şekilde gerilim çoklayıcının da kapasitörler üzerine şarj olan gerilim bu şekilde elde edilir. Çoktan seçmeli sorularımız vardı, doğru yanlış şeklinde. İlk ifademizde FET, yani alan etkili transistörler, akım taşıyıcılar, çoğunluk taşıyıcılardı. Hatırlayacak olursak BJT'lerde akım taşıyıcıları hem P-type hem de N-type şeklindeydi. FET'lerde ise ya sadece N doping olan ya da P doping şeklindeydi. Dolayısıyla buradaki ifade doğrudur. Çoğunluk taşıyıcılar akım taşıyıcılarıdır. BJT'ler akım kontrolüdür. Evet, BJT'ler akım kontrolü transistörlerdir. Bunu da vurgulamıştık. FET'ler gerilim kontrolüdür. Doğru. FET'ler gerilim kontrolü. BJT'ler de akım kontrolü transistörlerdir. Bunu önceki videolarımızda ve sunumlarımızda vurgulamıştık. BJT'lerin FET'lerden daha yüksek giriş empedansı vardır. Bu yanlış. FET'ler daha yüksek giriş empedansına sahiptir. Benzer şekilde bu ifadeyi de daha önce vurgulamıştık. BJT'ler N kanal ve P kanal olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Yanlış. FET'ler N kanal ve P kanal olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktaydı. Ana kategoriye tabii ki junction FET ve MOSFET'ler dışında kanal tipine göre P kanal ve N kanal olarak alan etkili transistörler ayrılmaktaydı. Dolayısıyla buradaki ifademiz de yanlış bir ifadedir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.